Değerli takipçilerim, yeniden merhabalar. Sizden gelen soruları cevaplandırdığımız yeni bir video çekiyoruz. Sorulara geçmeden önce YouTube kanalımız hakkında bir açıklama yapmak istiyorum size. Bugüne kadar yaptığımız 139 videodan 9746 abone kazanmayı başardık. Güzel bir rakam, 10.000 hedefinde çok az kaldı. Ve bu 139 videodan 4.272.000 de görüntüleme aldık. Bu rakam da güzel bir rakam. Ancak hedeflerimiz çok daha yüksek. Tarihi çok daha fazla kişiye doğru şekilde anlatmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bazen hatalarımız olsa da bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, değerli arkadaşlarım. Şimdi sizden gelen sorulara geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Tarihte Baltacı Mehmet Paşa'ya atılmış en büyük iftiralardan birisidir bu rüşvet olayı. Olay tam olarak şu şekilde gelişti. Ben size kısa özetini anlatayım. 140 bin kişilik bir Osmanlı ordusu Baltacı Mehmet Paşa'nın emriyle Prut Nehri kıyısında 60 bin kişilik Rus ordusunu başlarında Çar Delipetro olmak üzere Prut Nehri kıyısına sıkıştırdı. Bir taraftan 140 bin kişilik Osmanlı kuvvetleri, diğer taraftan Kırım Hanı ve kuvvetleri, o dönemde müttefikimiz olan İsveç Kralı da Rus ordusunu kıskaca almıştı. Çar Delipetro yer altına siperler kazdırıp burada saklanmaya başladı. Yeniçeriler birkaç defa Rus ordusunun üzerine saldırı gerçekleştirdiyse de başarılı bir sonuç alamadı. Çünkü o dönemlerde Yeniçeriler daha çok ganimet için savaşıyordu. Yani askerlik vazifesinden çok uzaklaşmış, ganimet için savaşıyordu. Bu yüzden de Baltacı Mehmet Paşa Yeniçeri ordusuna pek de güvenmiyordu. Sıkışmış olan Çar Delipetro, Başbakan Şafirov'u Baltacı ile görüşmesi için, barış görüşmesi için Osmanlı tarafına gönderdi. Ancak bu başbakan, Rus başbakanı Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ile değil de Mehmet Paşa'nın 3 adamı ile görüştü. Yani Mehmet Paşa'nın görevlendirdiği 3 adamı ile görüştü. Rüşveti alan kişiler bunlardır. Bu üç adamı gerçekten Başbakan Şafirov'dan rüşvet almışlardır. Daha sonrasında bu üç adam Baltacı Mehmet Paşa'yı sulh için kandırmış. Tabii Çar Delipetro'nun da sulh için bazı seçenekler sunuyordu Osmanlı Devleti'ne. Özellikle Karadeniz'in kıyısındaki Azak Kalesi'ni vermeyi teklif etmiş ve Karlovç Antlaşması'nda kazanımlarını da iade etmeyi teklif etmişti. Bu da bir kazanç olarak gördü Baltacı Mehmet Paşa bunu. Bu yüzden de Kırım Hanı ve İsveç Kralı'nın da etkisinde kalmamak için, çünkü aşırı derecede bir Rus düşmanlığı vardı Kırım Hanı ve İsveç Kralı'nda, Baltacı Mehmet Paşa barış antlaşması yapmıştır. Sonuç olarak Baltacı Mehmet Paşa rüşvet almamış, rüşveti alan 3 adamıdır ve barış antlaşmasına ikna eden de bu 3 adamıdır Baltacı Mehmet Paşa'yı. Evet, 2. Abdülhamit Han tahttan indirilmeseydi tarih nasıl değişirdi sorusuna ben kendi tahminlerimle cevap vereceğim. Tabii böyle olacak diye bir kaide yok. Kendi düşünceme göre ilk hedefi kesinlikle ilk olarak İngiltere Mısır'ı işgal etmişti bildiğiniz gibi. İlk olarak İngilizleri Mısır'dan atmak olacaktır 2. Abdülhamid'in derdi. Çünkü o dönemde Abdülhamit Han Rusya, Fransa ve Almanya'yı arkasına almıştı bu konuda. Çünkü İngiltere tamamen bir işgal halindeydi Mısır'da ve hiçbir geçerli statüsü de yoktu bunun. Bu yüzden de belirli bir süre sonra gerek siyasi gerek askeri yönden eminim ki İngiltere'yi Mısır'dan atabilecektir. Tabii çok güç olacaktır ama atabileceğine ben inanıyorum. İkincisi, Balkan Savaşları'nın çıkmasına mani olacağından eminim. Çünkü Abdülhamit Han'ın istihbarat teşkilatı çok sağlamdır. Bu küçük 4 tane Balkan devletinin içerisinde hepsinde adamı vardı istihbarat teşkilatından. Bu küçük devletlerin hepsinin ne yapmak istediğini Abdülhamit Han çok iyi biliyordu. O yüzden bir Balkan Savaşı'nın da çıkabileceğini ben tahmin etmiyorum. Evet, üçüncü maddede ise İtalyanların Libya'yı işgal etmesiyle ilgili. İtalyanların da Libya'yı işgal edebileceğini ben tahmin etmiyorum. Çünkü o dönemde Abdülhamit Han yine istihbarat ağı sayesinde İtalyanların gözünün zaten burada olduğunu çok iyi biliyordu. Buna da kesinlikle müsaade etmeyecekti. Çünkü İttihat ve Terakki darbe yaptığı zaman
Libya'da belli bir kısım asker vardı. İttihat ve Terakki bu askerleri alıp Yemen'e gönderdi. Ancak Abdülhamit döneminde ise bu askerler burasını korumak için görevlendirilmişti. İttihat ve Terakki geldikten sonra bu askerler buradan sevk edilince burası bomboş ve savunmasız kaldı. Bu da İtalya'yı işgal için resmen davetiye çıkardı. Evet, Osmanlı Devleti'nin tekrar yükselişe geçebileceğini tahmin ediyordum. Belki bir 10 sene daha tahtta kalabilseydi. Çünkü 30 yıl içerisinde 300 milyon altınlık borcu %90'ını ödemiş, sadece 30 milyon altın kalmıştı. Ve bu süre içerisinde büyük projelere imza atmış, demir yolları, fabrikalar, okullar açmıştı Abdülhamit Han. Bir 10 sene daha tahtta kalsaydı eminim ki yükselişe geçerdi diye düşünüyorum. Çünkü Abdülhamit Han'ın 1. Dünya Savaşı'na katılmak gibi bir niyeti yoktu. Çünkü bunu açık açık kendisi de söylemişti. Ben bu devletlerin belli bir zaman sonra savaşacağını zaten biliyorum demişti. Ve denge siyaseti güderek savaşa hiçbir şekilde katılmayı düşünmüyordu Abdülhamit Han. Tabi o zaman dünyanın en büyük devletleri savaşırken, güç kaybederken bu dönemde de Osmanlı Devleti güç kazanacaktı. Askerlerini kaybetmeyecekti, teknolojisini, silahını, donanmasını kaybetmeyecekti. Bu otomatik olarak Osmanlı Devleti'nin yükselmesine yol açacaktı. Abdülhamit Han tahttan indirilmeseydi bunlar olabilirdi. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Evet, bu sistemle Osmanlı Devleti'nde padişahlık babadan oğula değil de hanedanın en akıllı üyesinin birinci veliaht olarak saraya geçtiği bir sistemdi. Açıklama olarak aslında güzel bir sistem olarak gözükebilir. Ancak sancağı çıkmayan şehzadeler kafes hayatı yaşamaya başladı. Bu dönemde tabii bu sıkıntılar oldu. Şehzadeler devlet yönetimi eğitimi göremediler doğru düzgün. Şimdi sancağı çıkan askerle sarayda kafes içinde eğitim gören asker biri olmadı o dönemde. Çok sıkıntılar çekti o dönemden sonra devlet. Bu sistemi getiren de Sultan 1. Ahmet'tir. Sultan Ahmet Camii'nin yaptıran padişah Sultan 1. Ahmet'tir. Kardeş katlinin önüne geçmeye çalıştı. Ancak bu defa da devlet düzeni bozuldu. Devlet o dönemden sonra bildiğiniz gibi duraklama dönemine girmişti. Bazı istisna hariç padişahların birçoğu sıkıntı yaşadı o dönemlerde. Özellikle Yeniçerilere söz geçiremedi. Bildiğiniz gibi Genç Osman o dönemde katledildi. Sıkıntılı bir dönem oldu geçiş döneminde Osmanlı Devleti'ne. Bence çok da iyi bir sistem olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in Otranto Seferi ile ilgili gerçekten çok soru geliyor. Ancak bu son olarak cevaplandıracağım soru çünkü 3 videodan beri Otranto Kalesi ile ilgili konuşuyoruz. Bu videoda noktaya koymamız gerekiyor artık bunu. Şimdi Otranto Kalesi'nin ele geçirilmesinin 3 ana sebebi vardır tarihte. Birincisi tabii ki Roma'yı ele geçirmek. Yani Müslümanların hedefi Kızılelma bildiğiniz gibi. Birincisi Roma'yı ele geçirmektir. İkincisi Osmanlı ve Venedik Akdeniz'de hükümdarlık savaşı vermekteydi. Kimin daha üstün olacağına dair. O dönemde Fatih Sultan Mehmet Akdeniz'de birçok Venedik adasını ele geçirmişti. Ve Otranto Kalesi'nin bulunduğu yerde çok stratejik bir noktadadır. Akdeniz'e hükümdar olma noktasında. Bu da önemli etkenlerden birisidir. Üçüncü sebep ise yaya olarak İtalya'nın kuzeyinden gelmek daha zordur. Çünkü daha dağlık taşlı bir bölgedir. Osmanlı Devleti askerlerine saldırı yapılması muhtemel bir bölgedir. Otranto Kalesi'nin bulunduğu bölge ise Roma'ya daha düz bir şekilde ilerleyebilecek bir bölge olduğu için Fatih Sultan Mehmet yine çıkartmayı buradan yapmayı tercih etmiş olabilir. Evet arkadaşlar, 2. Abdülhamit Han'ın yerine tahta başka birisi çıksaydı tarih nasıl değişirdi? Güzel bir soru olmuş. Şimdi 2. Abdülhamit Han tahta geçmeden önce babası Sultan Abdülmecid sağlığında 1. Veliaht amcası Abdülaziz'di. 2. Veliaht ağabey 5. Murat, 3. Veliaht kendisi, 4. Veliaht Mehmet Reşat, 5. Veliaht ise 6. Mehmet Vahdettin'di. Sıralama bu şekilde Osmanlı Devleti'nde devam etti.
Şimdi Abdülhamit Han zaten tahta geçeceğinin kendisi bile ihtimal vermiyordu. Çünkü amcası sağlıklı ve gençti. Ağabeyi 5. Murat kendisinden 2 yaş büyüktü. Birçok dil biliyordu. Çok iyi bir şekilde saray eğitimi almıştı. Yani uzun yıllar tahta kalabilecek gözüyle bakılıyordu. Ancak bildiğiniz gibi çok talihsiz olaylar yaşandı. Abdülaziz Han şehit edildi. 5. Murat akıl sağlığını yitirdi. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına 2. Abdülhamit geldi. Gerçekten de iyi ki de geldi. 33 yıllık bir saltanat dönemi var Abdülhamid'in, bilirsiniz. Hadi ilk birkaç yılında başarılı bir yönetim sergileyemedi çünkü meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. O dönemde özellikle Mithat Paşa devleti büyük ölçüde yönetti ve 93 Harbi'nde bildiğiniz gibi Balkanlar'da özellikle birçok toprağı kaybettik. Birçok ülke prensliğini kurdu, kabul ettirdi. Ruslar Erzurum'a kadar dayandı. Ondan sonraki yıllarda 30 yıl boyunca Sultan Abdülhamit Han Devleti %80-90 derecesinde başarılı bir şekilde idare etti gerçekten. Yani bu 30 yılda çok iyi bir dönemdir. Osmanlı Devleti'nin batacağı bir dönemde, iflasını açıkladığı bir dönemde Abdülhamit Han Devleti artık yükselme dönemine girebilecek bir konumuna yükseltmişti. 300 milyon altın borcu vardı Osmanlı Devleti'nin Abdülhamit Han tahta geçtiği sırada. Tahttan indirildiğinde, darbe yapıldığında ise 30 milyon altına kadar düşürmüştü. Yani borçların %90'ını kadar ödemişti. Bu gerçekten güzel bir rakam. Eğer ki Sultan Abdülhamit Han'ın yerine tahta Mehmet Reşat gelseydi bunları yapabileceğini ben ihtimal vermiyorum. Çünkü basiretsiz bir padişahlık dönemi geçirdi. İttihat ve Terakki'nin altında özellikle. Abdülhamit Han'ın siyasi zekası kendisinde yoktu. Çünkü Abdülhamit Han devletlerin dengeleriyle oynardı. O devleti, o devlete, o devleti, o devlete birbiriyle çakıştırırdı sürekli. O yüzden çok güzel bir ince siyaset takip etti. Deha derecesinde özellikle kurduğu istihbarat teşkilatları sayesinde devleti gerçekten çok güzel bir şekilde yönetti. Şimdi sorumuzun asıl cevabı olan eğer ki tahta geçmeseydi nasıl olurdu devlet? Ben eminim ki bu 30 yıllık bu saltanat döneminde güzel olan her şey Mehmet Reşat döneminde olduğunu farz edelim. Bunların yaşanacağını tahmin etmiyorum. Eminim ki Osmanlı Devleti 1923 20'lerde 23'lerde batmayacak. Daha öncesinde 1900'lü yılların başında belki bu 20 yıl sonra yaşadıklarını yaşayabilirdi. Balkan Savaşları olsun, Birinci Dünya Savaşı olsun. Osmanlı Devleti bunları daha öncesinde yaşayabilirdi. O zaman artık Atatürk gibi birisi çıkar da kurtuluş mücadelesi verirse verirdi. Çıkmazsa Osmanlı Devleti battığı zaman Türkiye Cumhuriyeti ilan edilse bile belki bu topraklarda değil de yanlış hatırlayacaksınız Osmanlı Devleti'ne çizilen bir sınır vardı. Karadeniz'in üst kısmında işte Bolu'dan Trabzon'a kadar Ankara'ya kadar küçük bir toprak parçası bırakılıyordu. Belki de bu toprak parçası bize Abdülhamit Han olmasa bu kadar bir yer kalacaktı. Ancak kurtuluş mücadelesi verebilmesi için Abdülhamit Han'dan kalan topraklar gerçekten değerli ve güzel topraklardı. Biraz daha fazla kuvvetimiz olsa Kurtuluş Savaşı döneminde belki çok daha ileriye gidebilirdik. Belki adaları da alabilirdik. Ancak nasip olmadı. İkinci Abdülhamit Han tahta geçmeseydi bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının bile olabileceğini ben tahmin etmiyorum açıkçası. Evet değerli arkadaşlarım, 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı ile ilgili de birçok soru geliyor. 3 maddede 3 soru olarak cevaplandıracağım bunu, 3 cevap vereceğim. Birincisi, Timur Han Yıldırım Beyazıt'a işkence etmiş midir? Esaret hayatında kötü muamele etmiş midir? Arkadaşlar, Timur Han Yıldırım Beyazıt'a kötü davranmamıştır, işkence etmemiştir. O parmaklıklı araba denen kafeste gezdirmemiştir. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Özellikle Ahmet Şimşirgil tam 2 saate yakın bir video, özür dilerim, program yapmıştır bu konuyla ilgili. Çok derin bir araştırmalara girmiş. Ben bu soruyu cevaplandırmadan önce onu seyrettim. Gerçekten böyle bir olay yaşanmamıştır. Hatta güzel muamele etmiştir Timur Han Yıldırım Beyazıt'a. Diğer bir soru ise karısına şarap servisi yaptırmış mıdır? Yani Yıldırım Beyazıt'ın karısı Timur Han'a şarap servisi yapmış mıdır sorusu. Böyle bir şey de kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Timur Han kesinlikle şarap servisi yaptırmamıştır Yıldırım Beyazıt'ın karısına. Diğer soru ise Yıldırım Beyazıt intihar mı etti? Bu da çok
Popüler bir soru gerçekten. İnternette özel internet aleminde özellikle. Yıldırım Beyazıt intihar etmemiştir. Esaret hayatından yanlış hatırlamıyorsam 7 ay küsur bir süre sonra esaret sıkıntısından dolayı vefat etmiştir. Yani intihar etmek gibi bir şey söz konusu değildir o dönemde. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu anlatacağım bir sorunun cevabı değil. Nagihan Gözde Hanım özellikle bunu anlatmamı istedi size. Çünkü güzel, etkileyici bir yaşanmış bir olay o Çanakkale Savaşı'nda. Şimdi Çanakkale Savaşı sırasında uzun bir savaş oldu gerçekten. Ara ara ateşkesler verilirdi. Çünkü o ateşkesler verilmesi çok pis kokuyordu cesetlerden dolayı ortalık. Hem cesetleri toplamak amacıyla hem yerdeki silahları toplamak amacıyla ateşkesler verildiği zaman Osmanlı askerinin birisi şehidin elindeki silahı almaya çalışıyor. Tüfeği almaya çalışıyor. Ancak o öldü sanılan şehit öyle bir kavramış ki silahı, o asker ne yapsa o silahı şehidin elinden alamıyor. Çok hayret edici bir durum gerçekten. O asker derhal komutanına gidip durumu anlatıyor. Komutanı tabi durumu anladıktan sonra derhal o şehit askerin başına geliyor. Şöyle bir baktıktan sonra asker silahını bırak diye emir veriyor. O anda şehidin elleri şöyle bir gevşeme yapıyor böyle arkadaşlar. Ondan sonra diğer asker de silahı çok rahat bir şekilde şehit askerin elinden alabiliyor. Yani şehitler ölmez sözü burada en güzel bir şekilde bize anlatılıyor. Gerçekten Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış çok güzel, duygusal bir olay. Gerçek bir olaydır bu. Çokça yer vardır Çanakkale Savaşı tarihinde. Şimdi arkadaşlar bu kadar bu çektiğimiz video. Bir süre boyunca belgesel videosu yayınlayamayacağım çünkü 1. Dünya Savaşı dönemine girdik. 1. Dünya Savaşı da biraz detaylıdır. Çanakkale Savaşı olsun, Çanakkale Savaşı'ndan önce 1. Dünya Savaşı'na giriş sebeplerimiz olsun biraz detaylıdır. Bunun hakkında belgeseller seyrediyorum, kitaplar okuyorum. Size en doğru bir şekilde anlatabilmek için. En kısa zamanda inşallah 1. Dünya Savaşı serisini de yükleyeceğim. Evet, bugün çektiğimiz videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle.